Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 11. sınıf kimyasal denge konusu. Kimyasal dengeyi şöyle örnek verebiliriz. A maddesi ile B maddesi gaz fazında ve tepkimeye girsin. C maddesi ve D maddesi oluşsun. Şimdi arkadaşlar, buradaki çift yönlü ok, buraya 1, buraya 2 dersek, bu 1 ileri tepkimenin hızı, 2 de geri tepkimenin hızı şeklinde söyleyebiliriz. Bu çift yönlü ok bunun tersinir. Geri dönüşümlü olduğunu söyler. Şimdi arkadaşlar, denge tepkimesi olabilmesi için mesela elimde kapalı bir kabım olsun ve sabit sıcaklıkta. T sabit olsun. Elimde su olsun. H2O sıvı. Şimdi arkadaşlar, bu H2O gaza dönüşebilir. Kapalı kap olduğu için sıvı hal gaz hale, gaz halde sıvı hale dönüşecek. Bu sürekli olarak gerçekleşecek. H2O sıvı denge tepkimesi, yani tersini çift okla gösteriyorum. H2O gaz şeklinde ben bunu gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar, denge tepkimesi olabilmesi için şimdi elimde kapalı bir kabım olacak. Kapalı bir kap, sabit sıcaklık, T sabit ve geri dönüşümlü olması lazım. Geri dönüşümlü. Bu üç özelliği sağlıyorsa ben buna denge tepkimesi adını verebilirim. Şimdi arkadaşlar, şu bire ileri tepkimenin hızı, ikinciye de geri tepkimenin hızı diyelim. Bu T anında ileri tepkimenin hızı ile İleri tepkimenin hızı eşittir geri tepkimenin hızı oluyor. Burada arkadaşlar, tepkimeye giren maddelerle ürünlerin molar değişimleri sabit kalıyor. O zaman ben buna kimyasal denge adını verebilirim. Şimdi arkadaşlar, bir de değişim zaman grafiklerine bakalım. Derişim zaman grafiklerine de derişime karşı zaman grafiğini çizelim. Derişime karşı zaman grafiği. Şimdi girenlerin derişiminde azalma, ürünlerin derişiminde artma olacak. Girenleri şu şekilde gösterdim. Ürünleri de şu şekilde göstereyim. Ürünlerin derişiminde de artma olacak. Şurası T anı. Şimdi bu T anında girenlerin ve ürünlerin derişimleri sabittir ve dengeye ulaşılır diyorum. Burası denge anı da denilebilir. Şurası ürünlerde, şurası da girenler arkadaşlar. Eşit oranda azalma ve artma olabilir. Bir de şu şekilde olabilir. İlla eşit olmak zorunda değil. Derişime karşı zaman grafiğini tekrar çizelim. Girenler şu şekilde olurken ürünlerin miktarında daha fazla bir artış gözlenebilir. Yine T anı, yani denge anı şeklinde ben bunu söyleyebilirim. Ya da şu şekilde ikisinin derişimi de sabit kalabilir, yani aynı olabilir. Derişime karşı zaman girenlerin burası olsun. Ürünlerde şurası olsun. Şimdi buranın denge anı da T denge anı. Şimdi burada denge anında girenlerle ürünlerin derişimi birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi homojen denge ve heterojen dengeden bahsedelim. Homojen denge ve heterojen denge. Aslında bu kavramları daha önce görmüştük. Fazlarla alakalı bir şey. A maddesi gaz fazında olsun, B maddesi gaz fazında, çift yönlü ok, C maddesi tepkimeye girsin. Şimdi bunların fazları aynıysa ben bu tepkimeye homojen denge diyorum. Eğer şu şekilde olursa A katısı ile B gazı tepkimeye girsin. C gaz oluşsun. Şimdi buradan tek bir maddenin fazı farklı olduğu için ben böyle tepkimelere heterojen tepkime diyorum. Şimdi arkadaşlar, denge tepkimelerinde minimum enerji, maksimum düzensizliğe eğilim vardır.
Maksimum düzensizliğe eğilim. Şimdi ben bunları nereden anlayacağım? Şöyle örnek verecek olursak. Karbon katısıyla O2 gazı tepkimeye girsin. CO2 gazı oluşsun. Şimdi bu bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri egzotermikti. Egzotermik tepkimelerde ısı bu tarafta. Arkadaşlar tepkimeye baktığımızda ısı ne taraftaysa minimum enerji o tarafadır. Şimdi ısı bu tarafta olduğu için o zaman minimum enerji ürünler lehinedir şeklinde söyleyebilirim. Şimdi bir de şu örneği verelim. H2O katıdan sıvıya geçsin. Şimdi bu bir hal değişim grafiği. Hal değişimde şuraya ısı yazmam lazım ki bu sıvıya dönüşsün. O zaman bunun ısı ne tarafta ise minimum enerji o tarafadır dedik. Minimum enerji girenler lehinedir diyoruz. Bir de maksimum düzensizlikten bahsediyoruz. Şimdi mesela şu örnekten bakalım arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçmiş değil mi? Sıvıya doğru düzensizlik artmış. O zaman bunun maksimum düzensizliği de ürünler lehinedir diyorum. Yani bu ikisi zıt yönlü olmalı ki zıt yönlü olursa denge tepkimesi olur diyoruz.